Evet. Güzel bir akşam. Beraberiz. Bu akşamki konuğumuz Emre Sakçı'nın annesi Özlem Evcan. Merhabalar Gamze Hanım, Türkan Hanım, Serpil Hanım. Herkes burada mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Özlem Hanım da birazdan gelecek. Musmutlu akşamlar. Denizli de hemen sanki programın olacağını öğrendi. Yanıma gel. Gel Denizli. Bugün akşam çok farklı bir yayın akışının ilk akşamındayız. Beraberiz. Bakalım bu akşam neler yaratacağız. Harikasınız. Sema Hanım, Serpil Hanımcığım, hoş geldiniz tekrar. Sevgi Eren, hoş geldiniz. Ödemiş, harikasınız her zamanki gibi. New Planet. Türkan Hanımcığım. Merhabalar Gamze Hanımcığım, hoş geldiniz. Gülerde Hanımcığım, hoş geldiniz. Empatiyle hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizleri burada görmek. Enerjiniz geliyor. Özlem Hanım'ı da davet edelim. Ki, evet. Davetlerimizi. Yetmişe bakalım. Rahime Hanım hoş geldiniz. Neslihan Hanımcığım. Evet. Geldim, geldim. Özlem Hanımcığım da geldi. Özlem Hanımcığım hoş geldin. Geldim, nihayet geldim. Hoş geldinleri yapıyordum. Ne kadar güzel dostlar ve enerjileri var. Bu akşam bizlerle. Bakalım neler yaratacağız, bütüne katkı olacak şekilde. Bugün turuncu ve maviymişiz. Güzel. Yeni yıla yeni enerjilerle girelim. Turuncum sizin için giydim turuncu. Ay. Serpil merhaba diyor. Sevgiler. Öpüyoruz herkese. Teoman Bey de geldiler. Hoş geldiniz. Ah, Oruç olur Ayme, biz de kalplerimizi gönderiyoruz. Hoş geldin Özlemcim. Hoş Nasılsın? gördük efendim. Sizleri görünce böyle arkadaşların arasında da olunca harika. Bundan daha iyi nasıl olur? Mina Hanım da katıldı. Şimdi arkadaşlar geleseye kadar şöyle bir Mine. Burada mı görüşecektik Fatma Hanım, Omayra, hoş geldiniz. Bugün bardağımda yazıyor, orada ters görünüyor olabilir. Bu yılın en güzel günü bugün. Aldığımız nefesin olduğu an. Ne dün var, ne yarın var. Bugün. Bunu bana kızım hediye etmişti. Mine? Ay. Çok seviyorum. Yani şu an sizlerle olduğumuz an, Özlem Hanım'la olduğumuz an en güzel. En değerli anımız. Evet. İstersen biraz daha programdan bahsedeyim. Arkadaşlar geliyorlar. Onlara da biraz fırsat vermiş oluruz. 7'den 70'e Özlem Hanım benim aynı zamanda can dostumdur, arkadaşımdır. Bana bu şerefi nail ettiğin için, ilk konuğum olduğun için de bu programda çok teşekkür ediyorum. Katkına varlığına sonsuz şükran. 7'den 70'e nasıl doğdu? Biliyorsunuz Sevgi Çemberi Gündüz Bakım Evi'nde müdürüm. Aynı zamanda da Access Bars eğitmeniyim, eğitimleri veriyorum. Bunun yanında benim bir de Özlem Hanım'la da birazdan konuşacağız. Hepimizin çok yönlü tarafları var. Okul öncesi var. Kişisel gelişim var. Annem bir tane de burada bir kızım var. Hatta bir gün kedilerle ilgili program yapacağız. Yoksa telefonu düşürecek oraya gidiyordu. Bütüne katkı olması için neleri paylaşabilirim diye düşünürken önce okul öncesiyle ilgili paylaşım yapayım diye düşünmüştüm. Sonra sevgili Ayşen hocam var. O da bugün konuk olacak. Dedi ki Nihal Hanım var. O da konuğum olacak. Değerli hocalarım. Bak yaşlılar da var. Gençler de var. O zaman 7'den 70'e olsun hocam dedim. 7'den 70'e anekdotlar, burada ilham veren hikayeleri paylaşacağız.
Çocukluğumuzda bilirsiniz, bizler halen öyleyiz. Rol model ve bize ilham veren insanların varlığıyla çok daha böyle coşkulu ve büyük adımlar atmışızdır. Bugün akşam da Emre Sakçı bizi ülkemizi onurlandırdı, gururlandırdı, çok güzel başarılara imza attı. Bunun arkadaki hikayesini, Emre'nin hikayesini, bu tarafta annelerin, hatta Emre diyorum ki bak benim de hakkım var orada. Çünkü Özlem'le bile daha az görüşür olduk. Emre'nin çünkü belli bir sistemle hareket edilmesi gereken programı var. Herkes bir şekilde emek veriyor, sevgiyle veriyor bunu. Bunların arka planı görülsün. Emre'nin hikayesini annesinden dinleyelim diye seçtik. Bayağı bir arkadaşımız geldi. Sevgili dostlar, hoş geldiniz hepiniz tek tek. Ve bu bir saatlik yayında sorularınızı alabiliriz. Özlem Hanımcığımla biz sizin evinizde, ben de çayımı aldım. Sizler de çayınızı kahvenizi alın. Güzel bir sohbet edeceğiz. Buna hasret kaldık son dönemde. Ne kadar kıymetliymiş eskiden böyle yan yana olup sohbet edebilmek. Şükürler olsun ki teknoloji ilerlemiş. En azından böyle sohbetlerimizi enerjilerimizle, gönül bağımızla yine oluşturabiliyoruz. Bütüne katkı olsun. Tebrikler geliyor bu arada Özlemciğim. Evet. Gel bakalım. Benim ara ara kedilerim geliyor. Onlar merhaba demezse olmaz. Özlem'in de orada var bir tane kedisi. Efendim, bir saat boyunca sohbet ederken sizler de bize katılır. Görüş, öneri, dilek ve sorularınızı iletirseniz yayın akışı hep beraber akar ve katkı olur bütüne. Ben aksesçi olduğum için Access Continuous. Ta Özlem de hatta bahsedecektir. Önce bir başlarken şöyle bir temizlemeyle başlamayı seçiyorum. Ne dersin Özlemciğim? Elbette. Başlayalım mı? Bu aynı zamanda bu yayın Access'in Continuous'un tanıtım yayını değil. Bu bana özel bir yayın. Onu da belirteyim. Ve siz Access'i hayatınız alınca her yerde kullanıyorsunuz. O yüzden normalde bile ben işimde, dışarıda, her yerde kullandığım için bu programa başlarken de temizlemeyle başlamayı seçtim. Sevgili dostlar, katılan şu an birçok arkadaşım var katılmışlar. Florida'dan hatta selamlar. Harikasınız Nüket. Nüket Tuma Florida harikasın Nüket'cim. Nur Soğuk, Deniz Turan, güzel dostlarım Sanat Kuz. Özlemcim Erdinç Bey de buradalar. Cenk neredesin? Canan Hanım. Hoş geldiniz. Arzu, herkese bir hoş geldin demeyi seçiyorum. Atladığım varsa lütfen hepiniz gönlümdesiniz bilin. Yadigar Hanım, Papyon Holmes, hoş geldiniz. Filiz Hanım, eski velilerimden. Ama her zaman gönlümde yeni kalan velilerim. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Deniz Turan, hoş geldiniz. Herhalde biz yayını böyle tamamlarız hoş geldinle. Herkese hoş geldin diyorum ve start verelim. Bu yayından... Özlem Hanım, Efendim. Özlem, can dostum ve ben, sizler bütüne katkı olabilmek için, bütünde değişim dönüşüm yaratmak için bu akşam bu yayında bir saatlik süreçte hangi enerji, bilinç, seçim, sihirli varlık, soru olabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Aksesçi olmayanlara da söyleyeyim. Bu bir temizleme. Evet demeniz yeterlidir. Evet mi? Evet. Evet. Pokent Pot diye kısaca söyleyeceğim. Merak edenlere sonra ayrıntılı anlatırız. Pokent Pot. Bu yayından ne kadar beklentiniz varsa, yargılarınız, inanışlarınız, kalıplarınız varsa, bu yayının size ne katacağı, ne katmayacağı, nokta 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 vesaire 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 hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet.
Evet. Pokenpot. Evet, bilenler Pokenpot yapıyor. Bilmeyenler evet deyin. Yeterli. Orada bir başlarken şöyle bir başlangıç yapmış oluyoruz. Temiz bir alan yaratıyoruz. Evet Özlemciğim, sana tekrar hoş geldin diyorum ve sözü sana bırakayım. Bir start ver bakalım. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Emre Sakçı kim? Özlem Evcan kim? Öncelikle merhaba herkese, katılan herkese teşekkür edeyim. Bu akşam böyle biz bize bir sohbet yapacağız diye düşünüyorum ben. Hani eskiden karşılıklı görüşüyorduk, artık böyle görüşeceğiz muhtemelen. Bizim sohbetimize de arkadaşlarım sağ olsunlar konuk olacaklar inşallah. Emre Sakçı kim? Emre Sakçı benim oğlum. Ben de onun annesiyim, Özlem Evcan. Ama tabii bunlardan çok çok daha fazlası. Bir Emre Sakçı hikayesi var. Nereden nereye geldi? Hani ben bir kere şey değil burada. İşte hani ben bir anne olarak başardım, yaptım, ettim. Bütün şeyleri, sihirleri biliyorum diye bir durum söz konusu değil. Orada yanlış anlaşılma olmasın. Ama nasıl adımlar attık? Olaylara karşı nasıl tepkiler verdik? Onları belki de hep beraber konuşacağız, anlatacağız bu akşam. Ben önce şeyden başlamak istiyorum, izin verirsen. Biz Hayır. nasıl tanıştık? Hayal Önce... edemiyorum. Terledim ya şimdi. Hocam siz biraz dinlemeyin. Biz böyle arkadaşlarla baş başa biraz konuşalım. Şöyle gideyim Şimdi... sıçın başım Saygı düzeldi. hocamla İzmir'de Lyons topluluğu var. Birçok kişinin bildiği gibi bu bir sosyal topluluk, sosyal yardımlar yapan bir topluluk. Çok da verimli ve faydalı bir topluluk. Ben üyesi değilim Lyons'un fakat bir tiyatro projesi vardı. 9 Eylül Üniversitesi'ne katkıda bulunmak amaçlı. O dönem benim de ailemdeki hastalıklar çok yoğundu ve bir alana ihtiyacım vardı. Enerji toplayacak bir alana. O noktada o tiyatro grubuna katıldım. Sayda hocamla tanışıklığımız da oradan başlıyor. Şimdi o dönem işte hani ailemdeki sağlık sorunları, ciddi problemler var. Benim için hani diplerde olduğum bir dönem. Zor günlerdi. Zor günlerdi. İşte hani tiyatroda enerji toplayayım istiyorum. Çünkü ciddi bir terapi. Bu tarz aktiviteler bana da çok faydası oldu. Orada birçok arkadaşla tanıştım. Onlardan bir tanesi de Said Hocam. Ama ilk zamanlar ben Said Hocam ama hani uzaktan böyle merhaba diyorum hocam. Çünkü benim zaten yeterince derdim, sorunum var. Karşıdan izlediğim, gördüğüm kadarıyla böyle sürekli ağlayan, efendime söyleyeyim işte hani kırılgan, ondan sonra böyle bir insan tipi var. Benim sorunlarım varken ben de böyle çok yaklaşmak istemiyorum. Bu tanışıklık sonrasında bizim aynı grubun içerisinde Seyhan diye bir arkadaşımız daha vardı. Kendisi şu an Amerika'da, buradan ona da selam olsun. O da bu tarz kişisel gelişimle ilgili bir sürü alanda uzman. Sonrasında Saide Hocam'la Seyhan Hocam'ın sohbetlerine tanık olmaya başladım. İşte bu kişisel gelişimle ilgili. Benim de ilgi duyduğum bir alandı. Şimdi bir şeyden bahsediyorlar ama ben ismini o kadar uzun zaman sonra öğrendim ki işte hani Access Bars. İsmini öğrendikten sonra bile hala ben ne olduğunu bilmiyordum falan. Ve birebir Saide Hocam da Access Bars'ın yarattığı etkiyi gördüm. O nedenle Access Bars'ı önemsiyorum. Efendime söyleyeyim, sonuçlarına saygı duyuyorum. Çünkü Saide Hocam'daki değişikliği birebir gözlerimle gördüm, yaşadım ve tanık oldum. Yani hani o kadar kırılgan, efendime söyleyeyim, hayattan yılmış belki de bilmiyorum. Bir Bir dönem insanken... böyleydim. Depresif dönemdeydim.
Bir sürü hikayeleri olan, herkesin gibi üzgün olduğum, ben sanıyordum ki hiç kimse farkında değil. Ben üzgünüm ama gülümsüyorum falan söyledim ama olmadık zaman da ve Daisy telefonu düşürüyor, atlıyor ona kedi. Ağlıyordum yani yer yurt tanımadan, kapı kapıcısına bile ağlayan bir dönemdeydim o zaman. Ben de aynı Özlem arkadaşım gibi tiyatro grubuna bir terapi alırım. Bana ne katar diye gitmiştim ama milleti kaçırıyormuşum. Buyur Özlem, böldüm. Çünkü sorunlarınız varsa herkesin hayatla bir mücadelesi var. O noktada işte hani size neşe verecek, enerji verecek, pozitif anlamda etki edecek insanları istiyorsunuz çevrenizde. Efendim hayata olumsuz bakan insanlar biraz daha itici ve zorlayıcı gelebiliyor çoğunlukla. Bu hepimiz için geçerli. Evet. Ben de o dönem muhtemelen hani dışarıdan nasıl görünüyordum bilmiyorum ama kendi yaşadığım sorunlardan ötürü problemlidir diye düşünüyorum. Neyse, öyle bir tanışıklığımız oldu. O tiyatronun da insana enerji veren, efendim söyleyeyim hani o terapi tarafını ciddi manada kullandık. Sonrasında bu Access Bars konuşmalarına işte hani tanık oldum ve gördüğüm değişimle ben de Sahile hocama yaklaşmaya başladım. Çünkü Said Hocam'ın bir başka tarafı daha vardı. O da şey, okul öncesi eğitimcisi. Okul öncesi eğitim benim için çok ciddi manada önemli. Çünkü Emre de birebir etkilerini yaşadım ben okul öncesini. O yüzden o duruma çok saygı duyuyorum. Oradaki insanların aslında farkında olmadan ne kadar büyük bir iş başardıklarını her yerde önüme gelen herkese anlatıyorum. Emre okula başlamadan havuza başlamıştı. Bu da işte 23 aylıktan başladı, kreş yaşantısıyla gerçekleşti. Ben çalışan bir anneydim. Hani bizler çalışan anneler olarak hep böyle şeyizdir. İşte hani çocuğuma yeterince zaman ayıramıyorum. Ben neden evde değilim? Çocuğumla beraber değilim. Evde olmamanın, efendim çalışmanın ve çocuğu küçük yaşta dahi olsa okul öncesi eğitime vermenin ne kadar faydalı olduğunu biz birebir yaşadık Emre'nin hayatında. Ve ben somut olarak gözlemledim bir sürü şeyi. Biz bugünlere geldiysek efendim bu seçimleri yaptıysak bunların hepsini okul öncesi eğitime borçluyum. Çok büyük işler yapıyorlar oradaki insanlar. Bana kalsaydı muhtemelen Emre hani böyle sebze tarzı yemeklerle çok şey olmayacaktı. Çünkü anne olarak işte hani zaten az görüyorsunuz. En çok neyi seviyorsa, en kolayınıza ne geliyorsa onu. Yani çocuğun sorun çıkarmayacağı yemekleri önüne koyuyorsunuz. Ama bir gün hiç unutmuyorum ben. Emre 5 yaşında falan değil daha yani hani 4'lü yaşlarında. Ayıptır söylemesi börülce pişirmiş. İşte hani 3 tane tabak koydum masaya. Ondan sonra işte babasına koydum. Kendi tabağıma börülceden koydum. Hiç seslenmeden Emre'nin tabağına da koydum. Ne tepki verecek merak ediyorum. Kimse seslenmedi ve Emre yemeye başladı. Ben hayretler içerisinde izliyorum yani. Çünkü bende öyle şöyle bir bilgi var. Çocuklar sebze yemezler. Çocuk börülce yemez. İstemeyecek bunu, reddedecek. Ve ben akabinde onun sevdiği neyse onu pişirip getireceğim ona. Ama yemeye başladı Emre. Hayretler içerisindeydim. Yani hiç ses çıkarmadan sadece izledim ve ertesi gün hemen okulda soluğu aldım. Hocam, hani Emre evet dedi. Çocuklar yerler. Sen niye böyle düşünüyorsun ki? Ama bizde öyle bir algı var. Biraz da tabii ki hani çalıştığımızdan ötürü, onlarla az zaman geçirdiğimizden ötürü, onların daha mutlu etmek adına yanlış bir takım şeyler yapabiliyoruz. Doğru bildiğimiz yanlışlar yapabiliyoruz. Ama bütün bunları bize öğreten, eğer doğru iletişimi kurabilirsek, doğru okul çok önemli. Okul seçimi çok önemli. Ben o noktalarda çok doğru okullar seçtiğimi düşünüyorum.
Çünkü okulu seçerken de bana göre okulun aktiviteleri neler? Ekstra çocuğa ne veriyor? Onlara bakmak lazım. Geçen gittiğim bir fotoğrafçılık kursunda okul öncesinde çocuklara fotoğrafçılık eğitimi verdiklerini gördüm. Ha, muhteşem bir şey. Yani hani bir fotoğrafçının bakış açısını, evet, o çocuğa o küçük yaşta kazandırıyor olmak, hayata bakışını değiştiriyorsunuz. Sahide hocamın da böyle bir okul öncesi eğitimcisi olduğu beni hani inanılmaz çekiyordu. Hayata da böyle hani dönmeye başladığını görünce onun sonrasında bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız başladı. Ve keyifli ve verici bir arkadaşlık da oldu benim adıma. Aynen benim için de öyleyim. Halen öyle. Yani evet. Okul öncesi ben de o kadar güzel akıcı konuşuyorsun ki hiç bölmek istemedim. Çok güzel noktalara değindin. Teşekkür ediyorum. Okul öncesinde okulların üstlendiği görevlerin en başında okul, aile ve çocuk üçgenini tüm hayatına yayan bir şekilde destek olmak, katkı olmak. Sadece orası bir bakım ya da öğretim yeri değil. Burada hatta Konya'dan velilerim var ve öğretmen arkadaşlarım da Nesiba Hanım, Saydam süper öğretmendir diyor. Benim velim, oğlu benim öğrencimdi. Devlette çalışıyordum o yıllarda. Hepinizi çok seviyorum. Yeni katılanlara da sevgiler, selamlar. Bizler okuldaki tüm öğretmenler ve okul olarak velilere aslında ilk katkı sağlayan, hani onların dünyasının en hızlı giren insanlarız. O yüzden tam o dönemlerde velilerimiz tam işte evliliklerin yeni başladığı, işte araba taksilerinin, ev taksitlerinin olduğu, hani böyle çocukla ben ne yapacağım falan böyle olduğu dönemlerde aslında bildikleri ya da her zaman çok kolay bilgiye ulaşabilecekleri yerde siz çocukla ve onların hayatına öyle bir giriyorsunuz ki katkı olabilen yerde ve okulda ve öğretmenle iletişimdeyseniz çocuğunuza mucizevi adımlar attırıyorsunuz, katkılar oluyorsunuz. İşte yemesinden, tuvalet eğitiminden, ben hep şey diyorum, harikasın sen Necla'cığım, öpüyorum hepinizi. Şimdi oraya da okuyunca kafa dağılıyor. Bütün yani atalar ben Piaget'i vesaireyi geçiyorum okul öncesinde. Her zaman şunu söylüyorum. Velilerimle de konuşurken hep öyle söylüyoruz. Atalarımız ne demiş bizim? Yedisinde bir insan neyse yetmişinde o. Yani biz 7 yaşına kadar o çocuğa 6 yaşını doldurana kadar ne verdiysek aileyle beraber, toplum olarak, okul olarak, ebeveyn olarak, öğretmen olarak, okul olarak ve sosyal çevre ne verdiysek çocuk onun üzerine artık o inşa onun üzerine kuruyor. O yüzden ciddi betonun atıldığı yer yani oradaki izler hiç çıkmıyor. Güzel izler bıraktıysanız bütün hayatına yayılan daha güzel izlerle daha güzel etkilerle hayata devam ediyor. Bunu burada vurguladığın için de teşekkür ediyorum. Bunun önemini bütün kurumların bildiğine, bütün öğretmenlerin farkındalıkta olduğuna inanıyorum. Ve ailelere hep onu söylüyorum. Lütfen okul, aile, çocuk bu üçgeni sağlam tutmalıyız. Burada öğrendiğini burada uyguluyor, burada uyguluyor, burada uyguluyor. Burada öğrendiğini burada. Yani bu üçgeni sağlam ve verimli tutar. Orada temelleri güzel atarsak biz yarınlarımızdan neye korkalım ki? Çocuklar bizim yarınlarımız. Ben hep diyorum ki ben bugün nasıl bir yatırım yaptıysam yarın bir gün yaşlanacağım. Şu an çok gencim. Yaşlanacağım. Onlar doktor olacaklar. Ya da bir yerde memur olduklarında ben oraya gittiğimde İyi ve güzel bir insan yetiştirebiliyorsanız o size dönüyor. Bumerang gibi. Yani
Attığımız her adım geleceğe yatırım. En güzel yatırım da, en sağlam yatırım da okul öncesinde oluyor. O yüzden o alanda olduğum için binlerce şükürler olsun. Buna dahi nasıl olur? Teşekkür ediyorum Özlemciğim, buradaki dipnotun için. E tabii önemli şimdi hani Emre'nin havuz hayatı da işte 23 aylıkken Emre başladı kreşe. Aralık ayıydı. Mayıs ayında Emre'nin daha altı bağlanıyor kreşe başladığında. İşte hani öncesinde bana bir kitap verdiler. Dediler ki biz bezi bırakıyoruz. Sen ilk önce bu kitabı okuyacaksın. Ve biz birlikte hareket edeceğiz. Bir anda bırakacağız. Komple atacağız. Ya olmaz öyle şey. Yani hani şimdi annem başka şeyler anlatıyor bana. Ondan sonracığım böyle böyle yapacağız diyor. Efendim söyleyeyim işte hani onun da kendi çapında. Çünkü annem bakıyordu onun öncesinde. Ve çok kızdı bana Emre'yi sen neden okula veriyorsun diye. Haklı Ciddi olarak. yerimiz anneanneler, babaanneler. Anneanneler, babaanneler. Onlar Kimse da onlar kadar bu bitti. iyi bakamaz. Onlar kadar iyi sevemez ama hani oradaki sevgiyi farklı alanlarda alması gerekiyor bence. Ben gaddar bir anne olarak kreşe verdim. Ve ilk Çok yani hani başarılı. gat yani hani sonuçlar ortada diye düşünüyorum ben. Şimdi bir kere de keseceğiz dediler. Yok yani hani bir şeyleri böyle aklım hafızam almıyor. Mümkün değil. Yani nasıl yapacaksınız siz bunu? Şimdi orada bilinen kalıplaşmış gerçekler var. İşte hani yıllardır insanlar, annelerimiz, nenelerimiz hepsi böyle yapmış. Şimdi siz böyle birdenbire yani. Tık diye bitti. Tık diye. Bir hafta önceden bana bir kitap okuttular. Onun sonrasında dediler ki başlıyoruz. Başladık bitti. İnanamadım. İnanamadım yani. Hani başkası anlatsa da inanamam muhtemelen. Onun sonrasında Mayıs ayıydı biz işte hani bezi çıkardık. Haziran ayı geldi. Dediler ki bizim işte hani yazın da devam edecek Emre. Biz havuza gideceğiz. Emre'yi de götürmek istiyoruz. Yahu yani hani çocuk daha 3 yaşına girmedi. Biz götüreceğiz istiyoruz dediler. Dedim emin misiniz? Dediler eminiz. O zaman dedim buyurun çocuk sizin. Ondan sonra orada havuza başladı. 20 yıl önce Ve 9-20 yıl önce mi? 20 yıl tabii tabii tam 20 yıl önce. Tamam. 23 yaşında şu an. Tam 20 yıl. Neyse işte Emre inanılmaz suyu seven bir çocuk. Hani sofraya su bardağı koyamıyorum ben eli içinde. Ondan sonra işte hani kışın küvetin içinde, yazın balkonda habire suyla haşır neşir Emre. Bir Nasıl sürü belli? video da Nasıl var. belli? Nasıl rengini veriyor? Belli ama buna ben tek başıma kalsaydım, ben yönlendirilmeseydim muhtemelen bu sonuçlara varır mıydık çok emin değilim. İşte ilk gün havuza gittiler hep beraber. Çocuk daha küçük. Hocasının elinde işte hani giyinmişler. Ön tarafa geçer geçmez hocasının elinden kurtuluyor. 1,5 metrelik suya atlıyor. Herkes panik halinde. Ben akşam bir gittim okula. Yapamam. Bir şey var, bir sıkıntı var, bir problem var. Nedir bu? İşte anlattılar böyle böyle. Suya atlamış sağ olsun. Onlar da korkmuşlar. Onların korkusundan o da korkmuş. Ondan sonra Eşer evet. Ve benim tepkimden çekiniyorlar doğal olarak. Ama hani bu benim yanımda da olabilirdi. Ben oradayken de olabilir. Birlikte de yaşıyor olabilirdik. Aynı olayı. Ondan dolayı çok büyük bir tepki verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Vermedim de. Peki dedim ne yapacağız buradan sonra yani hani devam edeceğiz dediler. Hani böyle bir korku oluştu ama biz bunu burada bırakamayız. Bir sonraki günlerde efendim söyleyeyim hani biraz daha dikkat edeceğiz olaya ve devam ettiler. Onun sonrasında da aynı şekilde hep havuz yaşantısına devam etmesi adına beni teşvik ettiler. Çünkü hareketli bir çocuktu. Hareketli çocuklarda işte hani dikkat, konsantrasyonda bir takım problemler olabiliyor. Yaşayan anneler bilir. Ondan sonra onların şeyle Emre işte hani yüzme kurslarına gidiyor. Okulla beraber gidiyor. Gülüyorlar, eğleniyorlar. İşte hani korkusu şey olarak devam etti. Başını yıkayamama olarak devam etti.
Ve yine bir yaz okulu, yüzme ağırlıklı bir yaz okulunda ilk defa antrenmanlara başladı Emre. Yani Emre bugün yüzüyorsa bunu okul öncesi eğitimine borçluyuz. Orada yönlendirmeleri, işte hani gidiyorsun okula, çok hareketli. İşte hani biz bak bir tane boya yapacağız. Herkes boyadı, Emre boyamadı. Hani bunları söylüyorlardı. Bunları dinlerken eleştiri olarak değil de nasıl diyeyim, hani katkı sağlayacak şeyler olarak dinlememiz gerekiyor. Keşif. Keşif. Evet ve işte hani bunu nasıl çözeceğiz? Orada daha çok işte yüzmeye yönlendirdiler. Konsantrasyonu, efendim söyleyeyim, zekaya katkısı, çocuğun bütün yaşantısına artısı olacağına dair, efendim söyleyeyim enerjiyi orada harcamasına dair. Çocuk da zaten şey ne onun adı, hani seviyor suyu. Devam etti gitti. Ve biz bugünlere geldik yani Emre ile beraber. Ve bu arada da tabii şey bizler Emre doğana kadar benim anne olmakla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim şey işte hani şöyle oyuncaklar alacağım, böyle kıyafetler giydireceğim. İşte hani hafta sonu parka gideceğiz beraber. Oysa anne olmak çok başka bir şey. Bunun bir okulu da yok. Efendim bize yol gösterecek insanlar da yok. İşte orada okul öncesi eğitimde Büyük rolleri. oradaki kişilerden tabii çok gerçekten doğru şeyleri öğreniyorsunuz. Doğru iletişimi kurarsak çocuğu biz bakılsın diye oraya vermiyoruz. Çocuk geçireceği zamanı daha kaliteli geçirsin ve kişiliğine birçok yön katsın diye oraya veriyoruz. Biz Hayatı de bunu farklı. birebir tabii hani şimdi ata da bindi orada, efendim söyleyeyim gece kampları da yaptı. Ben nerede bir çadır kuracağım, Emre'ye de gece kamp yaptıracağım. Ama o bambaşka bir atmosfer yaratıyorlar orada. Efendim söyleyeyim Emre tek çocuk. Çok onunla hani yaşıt kuzeni de yok. Öyle olunca hani bir sosyal çevreyi nerede edinecek? Ama okulda o arkadaşlıkları edindi. Hala devam eden arkadaşlıkları var. Anaokulundan beri devam eden. Yani bunlar çok özel şeyler bence. Efendim söyleyeyim işte hani şimdi sayamayacağım. Mesela bir tane aktiviteleri bayağı bildiğiniz stüdyo ortamında. Yine okul öncesi eğitimde. Kameraları çocuklar tutmuşlar. Efendim söyleyeyim onlar konuk olmuşlar. Emre'yi de orada moderatör yapmışlar. 2007 Dünya Kupası'nı konuşmuş orada çocuklar ve birileri de tabii kamera kayıtları var bunların. Yani ben sonradan buluyorum onları tabii. Ondan sonra işte hani tiyatroda yaptırıldı, şarkıda söyletildi. Bütün bunları benim tek başına Emre'ye verebilmem ya da anneannesi tabii ki hani en güzel, en iyi şekilde Emre hep söyler zaten beni anneannem büyüttü diye hala söyler. Şanslıymış. Çok çok evet. Ondan sonra da bunları benim tek başına verebilmeme imkan yoktu. Ama okul öncesiyle beraber hani dediğim gibi bir de hani gittiği okulun kalitesi çok önemli. Çocuğa orada ne veriyorlar? Sadece hani günü geçirmek mi? Ama onun dışında başka şeyler verebiliyorsa çocuk hem çok yönlü olabiliyor, efendim söyleyeyim, hem bir alanda yeteneği varsa o ortaya çıkabiliyor. Bizler de anne baba olarak bir şey anlatayım mesela. Şimdi Emre tek çocuk. Gözünün içine bakıyorum ben Emre'nin. Bir toplantı var. Bütün veliler oradayız. Bir veli çıktı dedi ki benim çocuğumu dedi okuldan çıkmadan önce montunu giydireceksiniz kış günü. Arabaya servise bindiği zaman dedi montunu çıkartacaksınız. Eve teslim ederken yeniden dedi montunu giydireceksiniz dedi. Ben dedi sizden bunu istiyorum dedi. Allah Allah yani hani şimdi acaba ben bunları yapmıyorum istemiyorum benim çocuğum ondan mı hasta oluyor, ben hasta mı ediyorum çocuğu ona bak hani. Orada da bir veli vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Urfalıydı veli. Anne baba. İzmir'e yerleşmişler. Arkadaşım dedi hani bak iyi düşünüyorsun, iyi söylüyorsun falan ama dedi. Bu çocuğun bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım. O yüzden de dedi sen orada giydir, burada soydur, sonra tekrar giydir dedi. Yarın öbür gün bu çocuk gençliği yaşlara geldiği zaman hastalıktan başını kurtaramazsın sen bu çocuğun.
Ana yani hani ben kat kat giydiriyorum Emre'yi. Efendim söyleyeyim öteki tarafta başkaları başka şeyler söylüyorlar. Bunları öğreniyorsunuz oralarda. Uygulamaya başlıyorsunuz. O nedenle Allah'a bin şükür hani bugünlere geldik. İşte hani kazasız belasız gelebildik. O yüzden okul öncesi eğitimle ilgili ben bütün gece susmam. Hocam Yani buyurun. o kadar güzel konuşuyorsun ki bölmek istemiyorum. Aslında bir sürü aralarda gireyim dedim de tatlı tatlı konuşuyorsun. Yani bir ebeveynden ki şu an bunları bir anneden duymak ve veliden duymak çok daha etkili ve güzel. Ben hep şunu söylüyorum. İşte doktor olmak için bir eğitim bir aşamadan geçiliyor. İşte araba kullanacaksınız, bir sınavdan geçiyorsunuz. Böyle her şeye ulaşmak için bir sınav, bir okul, bir aşamalar var, eğitimler var. Ama anne olmak için, baba olmak için hiçbir eğitim almadan kendinizi anne baba buluyorsunuz ya da eş. Nasıl işte bütün birçok evliliğin sallanması ya da yıkılmasının alt nedeni bu. Çünkü anne baba olmayı, eş olmayı biz deneyimleyerek öğrendik. Bunun bir okulu olmadı. Bu arada merhaba diyenler çok. Merhabalar. Teyzemiz de burada. Emre'nin teyzesi Aha, Yolun, Emre'nin teyzesi Yıldız merhaba. Bilgen de burada, merhaba. Bir de ikram lütfen. nurumuz var. Küçük ikram nurumuz. Gelin psikoloğum olacak. Bakalım o da. O yüzden biz öyle şu an Google Hazretleri var Allah'tan ama bizim dönemimizde kitaplar var sadece. İşte ben kimya okudum. Okul öncesi okudum, işletme okudum. Ama nasıl anne olunuru yok, öyle bir şey yok. Ben şimdi ilk kızımla Merve'de anne oldum. Sorguluyorum. Yani aynı senin dediğin gibi diğer annelere bakıyorsun. Annenden öğrendiğine bakıyorsun. Etrafa bakıyorsun. Kitap, bir de doğudaydım ben. Hani kitap arıyorsun. Böyle Google Hazretleri yok ki o zaman. Daha iyi etkili anne olmak için, ebeveyn olmak için. Sırayla kitap okurduk, birbirimizin kitaplarını alırdık. Baktım bu böyle olmayacak. Bunun üniversitesi varmış, kalktım. Kızlarım büyütürken daha iyi anne olayım, nasıl daha iyi anne olurum derken okul öncesi öğretmenliğini okudum. İkinci kızımın öğretmeni olarak başladım mesleğe. Daha iyi anne nasıl olurum diye sorgularken üniversitesinde ve hep üniversite okurken o dersleri, aldığımız dersler, ki ben anneydim, evliydim, eş seçiminden gelin kayınvalide ilişkisine kadar derslerimizde vardı. Bunu dedim ki bütün üniversitelere yerleştirilmeli. Bu yok. Yani daha iyi bir doktor olman için eğitim alıyorsun, daha iyi araba kullanmak için eğitim alıyorsun ama etkili ebeveyn olmak için, etkili bir aile ilişkisini oturtmak için hiçbir eğitim almıyorsun. 9 Eylül Üniversitesi'nin aile danışmanlık eğitimine gitmiştim ben. Dediler hocam niye geldiniz? Ben dedim ya velilerimle daha etkili iletişim kurmak için. Çünkü velilerim ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Okul öncesi öğretmenliğim oldu devlette ve özelde. Ve sonra idareciliklerim oldu. Kendi kurumlarım da oldu bir dönem. Velilerin ben de veliydim zamanında. Benim de çocuklarım küçüktü. O kadar çok burnunuzun ucunu görmüyorsunuz o dönemlerde. Ne kadar kaynak da olsa farkına varamayabiliyorsunuz. O yüzden okuldaki öğretmeninizin, okulun tutumu, beraber işbirliği içinde hareket etmeniz çok güzel. Ve sen örneğin benim en sevdiğim veli tiplerindensin. Okulla işbirliği içindeymişsin. Yani orada eserdin, gürlerdin, dava çağırdın. Benim örneğin bazen velilerim işte evde bir kaza oluyor. Hiçbir çocuğumun başına gelmesin. Yanıyor, atıyorum çaydanlık dökülüyor falan. Ben o zaman diyorum niye çocuğuma iyi bakmadınız diye, ben de size kızayım mı?
Bu örneğin kazalardan korunma ile ilgili bile eğitim ve seminerler. Çünkü o dönemlerde çok şey oluyoruz. Anne baba olarak şaşkın oluyoruz. Şaşkın tavuklar gibi, çünkü eğitimini almadık ya. Eğitimin yaşayarak deneyimlediğimiz için profesyonel bir destek, ilk destek okul oluyor. Onun sonrasında örneğin ben iki kızım da psikolojik danışman olduğu için söyleyeyim. Muhakkak öyle bir destek de almalılar. Ki o konuya sen de geleceksindir eminim. Psikolojik destek almak çok normal ve olağan ve olması gerekiyor. Okuldan destek almak çok normal ve olağan olması gerekiyor. Artı bir akses varsa eğitmeni olarak değil. Kendinizi mutlu ederseniz ebeveynler, çocuğunuz da mutlu oluyor. Eğer siz önce çocuğun İşte hep klasik örnek vardır ya, uçak düşüyor işte nefes hava almak için çocuğa verirsin, kendine verirsin. Eğer sen çocuğa verirsen gitti, çocuk da gitti, sen de gittin yani. Sen kendini sağlıklı ve mutlu bir birey yaptığın zaman çocuğun da sağlıklı ve mutlu birey oluyor. Okullarda bizim çocukların bir şey öğrenmesinden çok eğitimi çok önemli. Ve onun üzerine hep daha ziyade ediyoruz. Eğitim sonra öğretim. Önce eğitim, sonra öğretim. Örneğin Emre ne kadar güzel sinyaller vermiş ve bunu fark etmişsiniz. Bardaktaki sudan bile çocuğun ilgisi, yeteneği emredecek şimdi. Bezinden başladı bunlar. Çocuğun ilgisi, yeteneği belli. Örneğin benim bir yakınım da vardı. Çocuk küçücükten böcekler, kurbağalar şu an veterinerlikten mezun olacak. Eğer ki o yıllarda ebeveyn ve okul çocuğun ilgisini, yeteneğini fark ederek o yönde yönlendirirse, şu gün Emre'nin aldığı sonuçlara geliyoruz. Çocuk ya da birey, hepimiz bize ayrıcalıklı verilmiş. Herkese birebir, yaradandan, bilişten buna herkes farklı tanımlamalar getirebilir ama hepimizin özel ilgi alanları var, yetenekleri var. Bunu keşfedip biz bugün halen, örneğin Özlem Hanım da ben de tiyatroya bu yaştan sonra, genç yaştan sonra tiyatroya başladık. Neden? İlgimizin, yeteneğimizin doğrultusunda hareket ettiğimizde zorlu alan ve zorlu zamanlardan geçebiliriz. Ya da biz kendimizi keşfedip o ilgi, yeteneğin doğrultusunda hareket ettiğimizde kendimizi gerçekleştiren bireyler olarak kendimize ve bütüne katkı olabiliriz. O zaman mutlu bir birey oluruz. Mutlu bir birey olmadığımızda hiç kimseye bizde olmayan bir şey veremeyiz. Biz mutlu olacağız ki mutluluk verebilelim. Mutlu anne, mutlu çocuk. Mutlu baba, mutlu çocuğu yaratır. Mutlu aile, mutlu ülkeyi, dünyayı oluşturur. O yüzden en temelde aile. Aile. Aileye de destek bizlere düşüyor. Bu arada anneannesini tanıyorum. Çok tatlı. Teyzesini de tanıyorum. Çok tatlı. Onlarla büyümüş olması bir ayrıcalık. Anneanneler, babaanneleri özgürleştirin lütfen. Ben de anneanne adayım ya. Tabii ki torunlarımızı çok seviyoruz. Ve onların sorumluluğunu almak onlar için, anneanne babaanneler için çok güzel. Bununla beraber şimdi hayatı bir kere yeniliyor. Spiritüel alemde birkaç kere geldiğimize inanıyoruz, o ayrı. Onların da şu an kendileri için harcayacakları zaman dilimini daha etkili kullanmaları için okullar onlara da destek. Ben bir okulumda ilk başladığım haftaydı, yaşlılar haftasıydı. Daha ne çocukları tanıyorum, ne velileri. Ben hemen yayın yaptım. Dedim ki bu hafta kendini genç hissedenler partisi var. Bütün dedeleri okula çağırıyorum. Anneanneler, babaanneler. Eğer dedim anneanne babaanne yoksa hala, teyze, amca gelebilir. Ay, kıyamam. İl dışından gelen velilerim, dedelerim, nerelerim olmuştu. Çocuklarım aramışlar. Anneannem, babaanne. Okuluma gelir misin? Ay nasıl güzellerdi. Kekler yapmışlar, çiçekler yapmışlar, gelmişler. Hocam bizi okulunuza aldınız. Onların yeri de çok ayrı ve çok merak ediyorlar. Okulda benim torunum ne yapıyor, benim yeğenim ne yapıyor? Onlarla beraber biz ne yaptık?
Sadece torunlarıyla beraber yaptığı basit sıradan etkinlikler ama etkileri bütün hayatları boyunca olan etkinlikler. Hamur diyoruz yoğurma ama el kaslarını, yaratıcılığını, kendine olan özgüvenini o kadar çok becerilerini arttırıyor ki sosyal duygusal becerilerini. Ay Özlem ben de alınca mikrofonu susmuyorum. Bir de okul öncesinden girdik ya. Orada anneanne babaannelerin tabii ki bizler başlarımızın tacı onlar bizim analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız. Onları da özgürleştirmek adına okulun böyle bir vizyonu var. Çünkü eğitim ve öğretim orada planlanmış, programlanmış bir çerçeveyle çocuğun ilgi ve yeteneğini keşfederek onu yarınlara hazırlıyoruz. Anneanne, babaanneler de çocukları şımartsınlar, onlarla gezme çıksınlar, onlarla pastalar, börekler yapsın, eğlensinler, o enerjileri kalsın. Onlar da bu demlerinde, hayatların bu demlerinde kendileriyle güzel vakitler geçirebilsinler, torunlarıyla güzel vakitler. Yani 24 saat, örneğin bazı anneanne, babaanneler 24 saat bakmak zorunda kalabiliyorlar torunlarına. Bu yorucu. Bedenen yorucu bir kere. Ruhen yorucu. O yüzden okulun da bence anneanne babaannelere, teyzelere katkısı yüksek diye düşünüyorum. Ben sussam mı artık? Özlemciğim, burada okul öncesinin önemine de verdiğin vurgu için çok teşekkür ediyorum. Ve ben senin katkına anne olarak ve veli olarak bugünkü ebeveynlerin o zamanki küçük görülen tutumlarının bugüne yansımış şeklisin sen. Orada sen deseydin ki, "Aa, ne yaptınız?" İnsanlık hali olur. Tabii ki biz tedbirlerimizi alacağız ama çocuk suyu çok sevdiği için cup atladı. Ha, ben çocuğumu tanıyorum yani, hani bunu benim yanımda da yapabilirdi. Ayrıyeten artısını eksisini okulun birebir yaşadığım için Beraber yaşadık. Beraber üzerine gittiniz, beraber çalıştınız ve bugün bir milli yüzücü, dünyada rekorlar kıran, dünya rekorları kıran, Avrupa rekoru, dünya rekoru kıran bir gencimiz var. Oradaki küçük bir ayrıntı nerelere götürüyor? tabii. Yani hani o çok önemliydi. Onun sonrasında hani orada tepki verebilirsin belki, ama o tepki ne kadar mantıklı, ne kadar doğru olacak? O okuldan alacağını ötekine vereceksin. Her yerde her şey yaşanabilir. Çünkü çocuğumun hareketli olduğunu biliyorum. Efendim söyleyeyim, işte hani dikkatinin çok o zaman için hatta hiperaktivite tanısı koyabilir miyiz diye de ben bayağı peşinde koştum, ama öyle bir tanı konulmadı. Çocuklar Şey bir de dönmedi. bilmiyor değil. Orayı vurgulayayım ben. Verilerim şey der. Hani çok hareketli şey ya da işte hocam durmuyor. Niye dursun ki? Yani niye dursun? Onun enerjisini aktaracağı ilgisini yeteneği doğrultusunda yerlere kanalize etmek lazım. Örneğin siz yüzmeyle bunu yapmışsınız. Eğer çocuk biblo değil. Çocuğu koltuğa vitrinine koyacağın bir kırlent, bir süs değil. Onun örneğin bir de ben şeyi örneğin siz kurslara başlamışsınız. Devam etmişsiniz. Bazen velilerim şey der. Hocam maymun iştahlı ya. Hani başlıyoruz. Gitmek istemiyor, yarım bırakıyor. Hayır. O maymun iştahlılık değil. Çocuğum kendini keşfediyor. Ben orada hep şunu diyorum. Gökkuşağın renklerini biz serpiyoruz. Aile ve okul olarak, toplum olarak. Çocuğa serptik. Eğer çocukta o renk varsa, örneğin yüzmeyle ilgili bir yeteneği çıkmış öne. İşte sarı renk varsa, sen mavi attıysan ortaya bir yeşil çıkabilir. Ya da sarıyı daha çok güçlendirebilirsin. Yani ona izin vereceksin. Çocuğun kendini keşif zamanı. Çocuğa dayatırsan, ya ben bu kurs parasını verdim. İşte sen de hep maymun iştahlısın. Bunu tamam. Yok öyle bir dünya. Tabii ki çocuğu destekleyeceğiz, onu motive edeceğiz. Ben de yaşadım bunu. Örneğin kızımı zorla gitar kursuna gönderdiğimi biliyorum. Büyük kızım, burada mı Merve?
Ağlaya ağlaya gitmişti. Sonra diyor ki iyi ki beni zorlamışsınız. Çünkü çocuklar şu günlerde ekranın, o zaman tabii ekran yoktu ama farklı ilgileri vardı. Bazen çocuk farkına varamayabiliyor. Orada birazcık sizin tutumunuz çok önemli. Burada baskıcı değil, destekleyici olmanız çok önemli. Merve şu an gitar çalıyor, ilgileniyor. Örneğin Elif piyano çalıyor. Ha, ben bu arada bunlar da benim kızlar. Ve birçok öğrencim de ilgi ve yeteneği doğrultusunda eğer aile desteklerse çocukta mucize sonuçlar, mucize. Örneğin bugün korona günlerinde Elif de Boğaziçi Caz Korosu'na girdi. Neden? İzmir'deyiz, İstanbul'da o kora. Daha öncesinde piyano ile ilgili, müzikle ilgili yeteneği vardı ve bu Covid'in kaoslu zamanında böyle bir uğraşla, kolaylıkla geçiyor. Neşeyle geçiyor, ihtişamla geçiyor. Bizim hayatımıza kolaylık ve neşe, ihtişamı katmamız için kendimizin keşifleriyle izin verdiğimiz ölçüde biz bir zaman ona atmışız örneğin o gökkuşağının rengini. Bugün çıkıyor. Lütfen çocuklarınıza fırsat verin. Aynı Özlem Hanım gibi ve bugünkü sonuçları aldı. Siz de alırsınız. Belki bunu görürsünüz ya da göremeyebilirsiniz. Ama o meyve hemen çıkmıyor. Siz oraya bir tohum attınız. O tohumun bir büyümesi, gelişmesi için bir süreç var, zaman var. Lütfen tohumları atmaktan şey yapmayın, durdurmayın kendinizi. Yok olmaz ki demeyin. Evet Özlemciğim sana vereyim sözü. Ben bir başlıyorum, söz elim alır. Bu arada kediler sağımda, solumda, önümde 3 tane kediyle. Burada da birçok yorumlar da var herhalde. Onlara da baksak mı? Ben de şöyle bir baktım. Şimdi işte hani Emre'nin düzenine katkıdan bahsedilmiş. Babandan da Şimdi bahsediliyor Özlemciğim. Okudun mu onu? okudum. Ben mesajlarımı yolluyorum buradan sessiz şekilde. Umarım yerlerine varıyordur herkes için. Huzur içinde Şimdi olsunlar, ışıklar içinde olsunlar. amin amin. Hepsi bütün herkesin ölmüşleri diyelim. Onlar bizimle beraber yaşamaya devam ediyorlar tabii yani. Evet. Şimdi hani Emre'nin yaşantısına katkıdan bahseder misin tarzında bir şey gelmiş. Birincisi şu var. Önce şunu ekleyeyim ben. Evet ben konuşuyorum burada bazı şeyleri ama işte hani bu 20 yıllık yolculukta hatta 23 yıllık yolculukta hangi adımları atmışız, hangileri doğruymuş, hangileri yanlışmış tarzında insan tabii ki kendi içinde bir muhasebe yapıyor. Burada da işte hani bakın ben bu adımı attım farkında değildim ya da keşke daha önce atsaydım diye paylaşımlarda bulunmaya gayret ediyorum çevrendeki insanlara ki onlar daha kolay ulaşabilsinler. Hani bir şeyin kolay yolu varsa niye zorlayalım kendimizi? Amerika'yı yeniden keşfetmenin faydası yok. Şimdi öncelikle şu var. Biz bir anneyiz. Her şekilde, her koşulda karşılıksız ve şartsız katkı koyuyoruz. Çocuk bir şeyle uğraşsın ya da uğraşmasın. Ben hep o şey tarafından baktım zaten. Şimdi iyi sonuçlar aldık. Kötü sonuçlar da alabilirdik. Bu benim iyi ya da kötü anne olduğumu göstermiyor aslında. Sadece zamanında işte hani doğru insanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışarak doğru adımlar atmışıza bağlıyorum ben şu noktaya gelindiğinde konuyu. Anne olarak desteğimiz sonsuz. Diğer annelerin benden çok daha fazla destek verdiğini düşünüyorum aslında ben. İnşallah hani hikayenin bir kısımlarında da faydamız da dokunur diğer annelere. Anne olmanın çok özel olduğunu hepimiz biliyoruz, kabul ediyoruz. Sabah başladığından akşam uyuyana kadar, işte hani küçük bir çocukken neyse büyüdüğünde de hala aynı katkı devam ediyor ama artık benim için durum biraz daha değişti. Şöyle Emre'ye verdiğim bir bardak suyu bile ben artık hani diyorum ki vatan millet için veriyorum ben bunu. Çünkü oradan bir şey getirdiğinde bu ülkeye getirmiş olacak.
Ondan dolayı Emre'ye değil de vatana millete hizmet ettiğimi düşünüyorum. Yoksa Ay. Çok tam bir iş yapıyorsun. Ben başları anlamıyordum. Onu da söyleyeyim. Hani sen anlat ya. İşte Özlem de sürekli diyor ki işte oğlumun yemeği var. Gitmem lazım. Yemeğini yapacağım. Şöyle yapacağım. Oğlumun ben de bilmiyorum o zaman Emre'nin annesi olduğunu. Ay kızıyorum. Ay diyorum ne kadar diyorum. Bu anne habire çocuğunu düşün habire çocuğunu. Olay öyle değil. Olay öyle değil. Kendine haksızlık etme. Yok yok, kendime haksızlık ettiğimi düşünmüyorum ben de. Şey, ne onun adı? Şimdi annelerin her manada. Ben işin biraz daha kolay tarafındayım aslında. Hani nasıl diyeyim? Keyifli tarafındayım. Biraz da hani meyvesini yiyince daha bir tatlı oluyor belki de. Bu geçen süreç içerisinde fark ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. İşte hani satın alınabilen hizmetlerle annelik olmuyor. İşte Evet. hani yemeği başkasına yaptırabilirsiniz, temizliği satın alabilirsiniz. Efendim söyleyeyim hani annelik diğer kısımlarda. Çocuğa verdiğiniz sevgide, çocuğa verdiğiniz destekte. Ama bunu vermek de, çocuğa sevgi ver, destek ver. Seviyoruz zaten. Bunu nasıl göstereceğiz? Şimdi bin bir tane işi var her kadının. Öyle kolay değil ki kadın olmak, anne olmak. Biz her şeyi A'dan Z'ye düşünmek zorundayız. Onun içerisinde mutlu da olmak zorundayız. Onlara işte hani bir bardak suyu verirken al, al iç hadi zıkkımlan diye verdiğiniz su başka, o suyun faydası başka. Al çocuğum şifa olsun diye verdiğiniz suyun faydası başka. Hani çok ince bir ayrıntı belki bu ama Sevgi şey... yüzünden her şey bambaşka. Evet ama o sevgiyi de sürekli içimizde tutabilmek öyle çok kolay bir şey değil. İşte hani temin tiyatrodan bahsettik. Gün içerisinde enerjimizin düştüğü ya da yükseldiği zamanlar olabiliyor. Bazen hayatımızda bir sürü kötü şey arka arkaya arka arkaya gelebiliyor. Onlarla nasıl mücadele edeceğiz kısmında işte hani temin tiyatrodan bahsettik. O tarz aktiviteler herkes tabii kendi ilgi duyduğu alanlarda çok önemli. Sosyal projeler çok önemli çünkü başkalarına bir şeyler yaptığınızda oradan gelecek iyi enerji. Buna zaman ayırmak gerekiyor. Bunun içinde işte hani Lyons gibi toplulukların içerisinde olduğunuzda iş biraz daha kolaylaşıyor. Zaten hani bir yol açılmış oluyor. Evet, adımları takip ediyorsunuz. O yüzden üyesi değilim belki ama Lyons gibi toplulukları destekliyorum. İnandığım işlerine katkıda bulunmayı seviyorum. Tiyatro zamanında işte hani babam hastanede yatıyor. Başında refakatçiyim. Artık hani son dönemlerine girdi. Dışarıdan baktığınız zaman senin baban hasta ölecek. Senin ne işin var tiyatroda? Yargı, yargı, Evet. yargı. Herkes yargılıyor. Yargı ama bunu şimdi hani dışarıdaki yargıyı bırakın. İlk önce biz kendi içimizde yapıyoruz bu yargıyı. Vicdan azabı duyuyoruz. Onlar orada acı çekerken işte annem, kardeşlerim falan falan hepsinin farklı sorunlar var zaten. Ben orada olmak, hayır ben kötü iyi bir şey değil bu. Benim üzülmem lazım, benim sıkılmam lazım. Hayır, benim enerji toplamam lazım. Çünkü orada annem, babam, kardeşlerim ve evladım benden pozitif enerjiler bekliyorlar. Benden sevgi bekliyorlar, ilgi bekliyorlar. Tamam da ben de İşte hani pilini değiştir, yürü git bir yapma şey insan değilim, robot değilim. Benim de kendi enerjimi toplayacağım alanlara ihtiyacım var. Evet babam hastanedeydi. O arkadaşım buradan bilmiyorum. Hatta ona hemen şey yapmıştım, onunla konuşmuştum. Gündüz ben eve geliyorum, gece başında kalıyorum. Gündüz eve geliyorum, dinleniyorum, Emre'nin yemeklerini hazırlıyorum. Tekrar hastaneye dönüyorum, öyle bir zaman. Dedim ki o gün... Hayır ben bugün eve gidip uyumayayım. Hani uykumdan biraz fedakarlık da etsem olur. Ama şöyle bir dalışa kaçayım. Gittim dalışı yaptım. Ama sonrasında vicdan azabı duyuyorum bir tarafımda da. Yani hani babam hasta. Diğerleri de sıkıntılar var. Bunları yapmak ne? Evet doğru olan bunları yapmak. Buralarda vicdan azabı duymamamız gerekiyor. Kendimize hani böyle çok uç örnekler olmasa da hayatın içinde pencereler açmamız gerekiyor. Zaman zaman birlikte yaşadığımız insanlara
Evet, seni seviyorum, seninle ilgileniyorum ama benim şu zamana ihtiyacım var ve sen buna saygı göstereceksin diyebilmemiz gerekiyor. Biz özünde kadın olduğumuzdan ötürü fedakarlık bulunan, cefakarlık bulunan insanlar olduğumuz için kadınlar. Öyle bir Bunu bekleme var. çoğunlukla yapmıyoruz. Benden gitsin. Ama kendi enerjimizi tüketiyoruz. Sonra da onlara verecek enerjimiz de kalmıyor. Kendimizi beslememiz gerekiyor. İşte hani bu ben dalış denedim, tiyatro denedim. Bunların faydalarını gördüm. Efendim söyleyeyim şu dönem fotoğrafçılıkla uğraşmaya gayret ediyorum. İş çok önemli. Çalışan kadınlar olmamız çok önemli. Çünkü oralarda duyuruyoruz kendimizi. Evet. Kendimizi beslememiz gerekiyor ki kendi altımızda desteği sağlamamız lazım kendimize ki evladımıza da sevdiğimiz ailemize de pozitif enerji verebilelim. Ne bileyim. Bunun evet yani hani oralarda vicdan azabı duymadan evet buna ihtiyacımız var bu bir gereklilik. İşte hani hastanede refakatçi de kaldım. Efendim söyleyeyim gitmem gereken çok istediğim bir kurs vardı açılmıştı. O kursa da gittim. Gitmem gerekiyor. Orada da beni idare ettiler mesela kardeşlerim, annem. Onlar çok fazla kalamıyorlardı. Onların da rahatsızlıkları olduğundan ötürü ben biraz daha şey yapmak zorundaydım orada. Bu çok önemli. Lütfen hani kadınların kendilerini es geçmemeleri. Yatırım. Kendinize Yatırım. yatırım yaptığınızda verecek bir Evet. şeyiniz oluyor. Evet. İşte hani Access Bars ben hani Access Bars'ın sadece bir izleyicisiyim. Fakat onun fayda sağladığı çok şey gördüm, tanık oldum çevrenden. Kendim de kullanıyorum zaman zaman. Mesela işte hani siz ne diyorsunuz ona? Mucize sözcükler mi? İşte hani her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi Yarattığımız her değildir. şey göründüğü ters, hiçbir şey göründüğü ters değildir. Akses'te bir sürü ağaçlarımız var. Alayımı lafı bilemedim. Şimdi orada mesela Meditatiflerin öyle. Yani medite olmazsak, eğer biz kendimiz huzurlu, dingin, mutlu bir birey olmazsak, kimseye veremiyoruz. Yani bu işte fotoğrafçılıkla uğraşmış olmam ya da dalmam bir meditasyon. Senin kendi tabii ruhuna, tabii tabii. kendine olan yatırım. Sen kendini besleyeceksin ki başkalarına da verebilecek bir şeyin olsun. Bu bazen işte dalışla, yüzmeyle, bazen işle, bazen meditasyonla. Örneğin Access de bunlardan biri, Access Consciousness. Ya da sadece sokakta yürüyerek, anda kalarak yürümek. Ne yapıyorsunuz? Temiz havayla işte yaprakların ışısını duymak, arabaların sesini dinlemek. Sadece oraya, o ana kilitlediğiniz zaman ya, algınızı ve dikkatinizi medite oluyorsunuz zaten. İlla da hani ya da bir yemeği yerken, o yemeği yerken de medite olabilirsiniz. O yemeğin kokusu, tadı, o yemeği fark ederek yemek. Obezitenin birçok nedeni de bu yüzden oluyor zaten. Hiçbir şeyin farkında olmaksızın. Anı kaçırarak yediğimiz, içtiğimiz için kilo olarak dönüyor ve sen orada doyuma ulaşmıyorsun. Yani enerji olarak, ruh olarak kendine doyurmadığın için verilecek hiçbir şeyin de olmuyor. Buyur Özlemciğim, ben bir arada girdim orada. Şimdi işte hani Access'te kullanılan ya da diğer kişisel gelişim araçları diyeyim, öğretilerde kullanılan birçok şey, işte demin söylediğim işte hani o mucizevi cümle miydi o? Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Çılgın Çılgın ifade. Evet, çılgın ifade. Şimdi zaman zaman işte kötü bir durumun içindeyseniz, negatif bir enerjinin içindeyseniz, ay ben negatif enerjinin içindeyim, hadi bu durumdan çıkayım deyince çıkılmıyor maalesef. Öyle çıkmak kolay olmuyor oralarda. Ama kontrolü de ele geçiremezsek, iyice diplere gömülüyoruz veya çok fazla dipte kalmaya başlıyoruz. İşte o çılgın ifadeler orada beyni şaşırtıyor aslında. İşte kolaylık Çünkü onlarla geliyor. evet, Araçlar, şimdi kolaylaştıran. şöyle çok basit bir örnek anlatacağım. İşte ben araba kullanıyorum. Araba kullanan birisi bir başkası araba kullanırken çok böyle rahatsız olur böyle çok şey değildir onun için.
arabasına bindiğim ve hani kullanırken rahatsız olduğum birisi varsa korkuyorum ister istemez. İşte hani tutacağa yapışıyorum, efendime söyleyeyim ayağımla frene basıyorum. Rahatsız ediyorum arabayı kullananı da ve onu da yanlışa sevk ediyorum aslında. Kendimce aslında o normal hızında gidiyor ama bana hızlı gelmiş olabilir. Çağırıyorum. Olmayacak bir şeyi çağırıyorum. İşte oralarda mesela o çılgın ifade. İçinizden devamlı söylüyorsunuz onu. Her şey göründüğünün tersi bir şey Tersi, görüyorum. göründüğün tersi değildir. Ha, o çılgın ifadenin işte hani bir anlam ifade etmesi, efendim bir şey ortaya bir sonuç çıkartması söz konusu değil belki. Ama o an sizin zihninizi başka bir şeye yönlendiriyor. O kasılmalar geçiyor. Daha rahatlamaya başlıyorsunuz. Ay ben onu yapmazsam belki de sürücüyü kaza yapmaya teşvik edeceğim. O yüzden işte hani bu tarz şeyler çok önemli. Bir Aha, ikincisi de tabii şu ki. var ki evet kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler var. İşte hani bizler kadınız, çok naif yaratıklarız, çok hassasız, çok duygusalız. Efendim söyleyeyim hepimizin böyle sevgiye, ilgiye hey, o kadar özel yaratıklarız ki hepimiz. Bütün şu an izleyen herkes, bütün kadınların ruhuna şöyle dokunmak istiyorum. Çünkü çok özelsiniz. Hani bu dünya varsa kadınlar için var ya. Allah'ım biraz şeylerim arttı mı ne oldu? Neyse enerjim yükseldi. Bilmiyorum, bundan da nasıl olur? Bu anaç tavrımızla bir şeyimiz de var bizim. Her şeyi kontrol etmek istiyoruz belki. Her şey iyi olsun istiyoruz. Fakat kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimiz var. İşte bu kontrol edemediğimiz durumlarda aksesin bu prosesleri, araçları veya diğer öğretilerin ne olduğu çok önemli değil. Gerçekten işimize yarıyor. Ben bunların faydasını gördüğüm için belki fayda alacak birileri diye anlatmaya çabalıyorum. Bir şeyi çok iyi bildiğim için değil, lütfen öyle anlaşılmasın. Şöyle bir örnekle açıklıyorum ben durumu. Yağmur yağıyor, değil mi? Yağmurun yağışını benim durdurmam diye bir şey söz konusu değil. Ya da bugün ben çok romantiyim. Efendime söyleyeyim, hadi bugün yağmur yağsın. Ben de yağmur izlerken kahvemi içeyim dediğimde yağmur yağdırabilecek bir gücüm yok. Benim yağmuru kontrol edebilme yeteneğim, gücüm yok. Ama benim yağmura karşı vereceğim tepkiyi kontrol edebilme gücüm var. İşte biz yağmura tepki vermeyi bırakıp kendi yapabileceklerimizi ele geçirmemiz gerekiyor. İşte o prosesler de oralarda onu sağlıyor. İşte hani bundan daha iyi nasıl olur diyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olacak? Yani dışarıda yağmur, çamur, çaldır çaldır yağıyor ve benim çıkıp işe gitmem lazım o yağmurun içerisinde. Bundan daha iyi nasıl olacak deyince o yağmur durmayacak belki. Ama benim yağmura bakışım değişecek. Çünkü o sorularla o zaman yağmuru ben İşte hani elimde bir fincan kahveyle izleyebilecek miyim acaba? Hani ben çay molasını burada mı kullansam? Efendim söyleyeyim işte hani Arkadaşım bunun bereketine tabii yani hani kendi değiştirebileceklerimizi ele geçirmeye başlıyoruz orada. Hani yapabileceğimiz şey bu. Ve kadınların çok daha fazla akıllı olması lazım. Çok daha fazla kendilerine inanmaları lazım. Kadın ya da erkek çok fark etmiyor ama her şeyi yöneten ve idare eden bizleriz. Kadın olarak önemimiz çok büyük. Ve bir başkası gelip de şimdi arkadaşlar yazıyorlar işte hani anne olarak verdiğin destek bunu bir sürü şeyde duyuyorum söyleniyor falan. Ama yeri geldiği zaman sevgili Emre Paşa'mız ben orada varım. Sevgiler, tabii. selamlar. Onu seviyoruz. Biz de seviyoruz Emre Bey'i. Ama sevgili Emre Bey diyor ki beni diyor anneannemle teyzem büyüttü diyor. Beni annem doğurdu ama anneannemle teyzem büyüttü falan böyle. Dışarıda aramayalım Varlar. ihtiyacımız olan ilgiyi ve sevgiyi. İlk önce biz kendimize göstereceğiz. Hani biz kendimize ilgi gösterip, ihtiyaçlarımız için zaman ayırıp ve diğer insanlardan buna saygı duymasını beklersek, onlar da bir yerden sonra artık hani başka alternatifleri olmadığı için belki saygı duymaya başlıyorlar. Ve işte hani ben birilerine sorsaydım işte babam hastanede ama ben dalışa gitmek istiyorum kimse bana git demezdi herhalde. Ama bir yerden sonra anlatınca insanlar anlıyorlar.
efendim söyleyeyim kabul ediyorlar. Ya da sonuç ortaya çıktığında onların önemi kalmıyor. O yüzden ilk önce hani o sevgiyi, ilgiyi hiç kimseden beklemeden kendi kendimize vermemiz, kendimizi çok sevmemiz. Evet, kepçe kulağım var ama kepçe kulağım olmasına rağmen kendimi çok seviyorum. Hatta şu an ya oluyor ya oluyor nerede görsem kendimi. Ama buna rağmen çok seviyorum ve bana göre dünyanın en güzel kadını benim. Ben çok daha güzelleri var. Şey, Kime göre, neye göre? bunlar bana göre benim. Herkese göre kendi olsun. Ve lütfen Baktığınızda. hani kadın kadın olarak önemseyelim. Çünkü herkesin bize ihtiyacı var. Ailemizin de, kendimizin de, ülkenin de, dünyanın da. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Özlemciğim, o kadar güzel konuşuyorsun, arada gireyim diyorum. Sonra dur diyorum, bölmeyip sonra uçup Unutuyor. Ya şey dedik işte en başta hani biz bize bir sohbet olacak. Ondan Evet. sonra kadın kadına sohbetleri çok seviyorum ben. Çünkü bizler birbirimizin dilinden anlıyoruz. Hani birisi çok saçma bir tepki veriyor. İşte bu karantina günlerinde şeydeyim markette manav alanında böyle hani adam şey yapmış gözleriyle sus diyor kadına ama kadın susamıyor orada. O kadar iyi anlıyorum ki o kadını ben. O kadar iyi anlıyorum ki. Ha hoş değil. O hani orada yapılmaması gereken bir şey ama o kadını o kadar iyi anlıyorum ki o kadının yorgunluğunu, o kadının bıkmışlığını. O yüzden bizi en iyi bizler anlarız ve bizler birbirimize destek olmalıyız, katkı koymalıyız hayata diye düşünüyorum. Böyle kaldım ben. O kadar güzel söylüyorsun ki senin devamını Bitti. bekledim. Birisi şey sormuş, çılgın ifadeyi sormuş. Bir taraftan da yorumları okuyunca da biraz dağıldım. Her şey göründüğün ters, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Nedir demiş Papyon Hobbes. Bu bir aksesin aracı, alan açan bir yalan. Problem durumda kullanıyoruz daha ziyade. Örneğin ben evde bir şey kaybettiğimde bile kullanıyorum, buluyorum. Access Continuous'un araçları var. Hayatınızı kolaylaştıran, enerji alanınızı değiştiren, olasılıkları çoğaltan bir yöntem ve araçlardır. Arkadaşlarımıza bakayım dedim. Serpil senin için yazmış. Hocam özlemişi çözmüş. Bir dino. Başka neler mümkün? Ve bisikleti mi? Bisikletle ilgili. Bisikletimi unuttum. Evet, bisiklet önemli. Evet. Bisiklet önemli. Sizi mutlu eden anları yaratırsanız, kişi başkalarını sevmeye çalışmasının ilk noktası, ilk başlangıcı kendisini sevmesi. Yani bununla ilgili bir sürü yöntemler var. Birçok öğretide de var. Siz aynaya baktığınızda, gözlerinizin içine baktığınızda oradaki Saide'ye, oradaki Özlem'e, oradaki Ayşe'ye, oradaki Fatma'ya, Ali'ye, Veli'ye, içinizdeki çocuğa seni seviyorum. Onu bir deneyin. Ayna çalışması var Louis Hay'ın. Düşünce gücüyle tedavi hatta kitabında var. Biz kendimizi sevdiğimiz zaman herkesi sevebiliriz. Herkese sevgi verebiliriz. Özlem, Emre'ye dönelim. Hadi. Emre'nin Hadi dönelim Emre'yi teyzesiyle anneannesi büyütmüş ama dönelim bakalım Emre Bey'e. Emre'yi tebrik ediyoruz. Daha nice mutluluk veren başarılarda olsun. Ülkemiz için, dünya için, İnşallah. kendisi için. İnşallah, Tebrik inşallah. ediyorum. Gönülden, canı gönülden başarıların devamını diliyorum. Orada onunla ilgili Emre'nin yüzmeyle ilgili paylaşımları senin ya da onun olabilir mi? Neler var? Hani kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda bir sonuca, yani şu gün için sonuç ama bunun daha ötesi var. Kendimi çok seviyorum. Çikolataya aşığım.
Cam Hepimiz doğru. aşığız çikolataya. Çikolata sevmeyen var Aa yok. mı? Yok. Bir kadın olup çikolata sevmemek diye bir durum söz konusu. Vicdan azabı yapmayın ya Ken. Ay, bu herhalde beyefendi sanırım. Adını Cam Doğan Gönül bayan da olabilir. Evet. Evet, Nilgün. 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 Sevgiler Nilgün'e. Evet. Onun da küçük bir bebeği oldu. Zannediyorum bir yaşına girecek ya da girmiştir. O da genç annelerimizden. İnşallah feyiz olmuştur ona da. Emre'nin başarısında bugünkü başarısında, örneğin tam deprem zamanıydı, rekorları kırdığında, İzmir aşıklısı olduğunu biliyoruz. Bizi orada çok daha motive etti, tutkuyla bir yaptığı şeyi tutkuyla yapıyor. Benim gördüğüm o. Yeteneği ve ilgisi doğrusunda yaptığı için ve orada disiplin var, emek var arkasında, ailesi ve sevdikleriyle, arkadaşlarıyla, koçuyla, psikoloğuyla, değil mi? Hani orada bir Tabii. ekip var, Ekip. orada bir disiplin var, orada sistemli bir çalışma var. Bunun merkezinde de Emre'nin bunu yapmayı seçmiş olması var. Emre bunu seçti. O seçtiği için etrafındaki insanlar da ona destek oldular. Biz hayatımızda seçimlerimizi kendi ilgimiz, yeteneğimiz doğrusuna yaptığımızda gerçek başarıyı yakalayabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu konuda katkın nedir? Şimdi işte hani demin de bahsettik ya, gençsiniz, annesiniz, Emre doğduğunda ben de 20'li yaşlarındaydım yani bir zamanlar Yani. olsa. ve en iyi çocuğu yetiştirmek gibi böyle heveslerimiz, hayallerimiz var. En iyi benim çocuğum olsun gibi bir cevher var burada yani. Hani böyle bir isteğimiz var. Bunlar da çok normal olan ve doğal şeyler. Her anne için. Benim de vardı. O nedenle de bu okul öncesi hani eğitimin de şeyiyle, imkanıyla çok fazla şeye yönlendirdim. Ama gönlümde yatan aslan piyanoydu aslında. Çok fazla Emre'yi böyle hani hatta gidip böyle başında bekledim. Oğlum, oğlum, oğlum. Hani bana kalsa ben işte hani Fazıl Say gibi bir müzisyen olmasını çok isterdim. Çünkü bir erkeğin sanatla ilgileniyor olmasını çok önemsiyorum. Daha naif, efendim söyleyeyim hani daha ince ruhlu insanlar oluyorlar. Ben de Emre sanatla ilgilensin diye çok az koşturmadım peşinden. Fakat şöyle bir durum vardı. Emre'nin içinden gelen başka bir şeydi. İşte O orada vurgu yapmışsın örneğin. O bir birey. Onlar bizim evet. hayallerimizin ya da bizim gerçekleştiremediklerimizin ya da sokmaya çalıştığımız kalıpların içine sokmaya çalıştığımız kişiler değiller. O bir birey ve o bir tek. Ona bu saygıyı göstermişsin. Ona bu fırsatı vermişsin. Evet, çünkü bunu yaptığım için şu gün baktığım zaman benim için de hayat daha kolay oldu. Şayet ben Emre'yi zorlasaydım benim isteklerimi yapması konusunda hani ben de isterdim benim oğlum da bir avukat olsun, benim oğlum da bir mühendis olsun diye. Ama hani elinizde bir hamur var. Ekmek hamurundan baklava olmaz. Baklava hamurundan da ekmek olmaz. O yüzden o hamuru neye uygun olduğunu iyi tespit etmek lazım. İşte bunu da en çok eğitmenlerle yapıyorsunuz. Onların söylediklerini eleştiri olarak almadan. Hani gerçek Yapıcı neyse, eleştiriler, yapıcı katkılar. gerçeği söylüyorlar aslında, eleştiri değil. Yoksa Evet. efendim söyleyeyim işte hani bugün o insanlardan işte hani kaçını biz nerede görebiliriz? Efendim söyleyeyim hani benim onlara ne faydam var? Veya benim hayatımdan ne aldılar ama benim hayatıma verdikleri şeyler oldu. Doğru kulakla dinleyince. O yüzden de Emre'nin isteklerini dinlemiş olmak, önemsemiş olmak bugün benim işimi çok daha fazla kolaylaştırdı. Artık ben sefasını sürme
şeyine geldim, aşamasına geldim. Allah herkese nasip etsin Sıklık. evladımdan. Amin. Hanımlar çok hoş, çok hoş. Ne olur. Hani dilerim çok daha güzellerini, çok daha iyilerini sizler yaşayın. Ama bir de hani ben hep şunu söylüyorum. Bu çocuğa kırmızıyı ben öğrettim. Maviyi ben öğrettim. Eğer kırmızıya mavi deseydim, muhtemelen bu yaşlara gelene kadar onu hep benim öğrettiğim şekilde bilecekti. Ancak hani akıl bali olduktan sonra sorgulamaya başlayacaktı. Ki o zaman da beni suçlamaz. Annem de yanlış biliyormuş, cahil kadın diyecekti. E şimdi her şeyi benim öğrettiğim bir çocuğu benim eleştirmem, başkalarına şikayet etmem, aslında benim kendimden şikayet etmem olmuyor mu? Ben yanlış öğretmişim. Hani okuldan bir şey almış olmasaydım da bu çocuğun sebze yediğini keşfetmemiş olsaydım belki de ben o çocuğu sosisle büyütecektim. İşte ben ne öğretiyorsam onu görüyorum. O yüzden de onları eleştirmeyelim. Aksine Ektiğimizi ektiğimizi biçiyoruz. Kendimizi eleştiriyoruz. Çocuğumuzla ilgili her kötü şeyde ve iyi taraflarını vurgulamaya. Çok küçük yaşta Emre'yi kontrol için götürdüğüm bir çocuk hekimi bana şöyle demişti. Lütfen yapmasını istemediğiniz şeyleri başkalarının yanında anlatmayın. Elini prize mi sokuyor? Bunu başkalarının yanında konuşmayın. Aksine asla öyle şeyler yapmaz. Veya işte hani ne yaptım? Bamya yemeyi çok seviyor Emre. Bir süre sonra çocuk bamya yemeye başlıyor. Yani o 7 yaşa kadar olan kısım var ya o küçük yaşta. Hani bir gün arkadaşımın yanındaydık işte kola ikram etti. Aa Emre kola içmez ki dedim ben. Şöyle bir durdu Emre. İçmedi o gün kola ve o günden sonra da hani Emre'nin böyle çok kolayla alakası olmadı. İşte bunlar çok bilinçli olarak yapmadığımız ama gerçekten bu işi bilenlerin bize verdiği şeyler aslında. O yüzden eleştirmeden, güzel taraflarını vurgulayarak, iyi taraflarını vurgulayarak ve onlar ne kadar her ne kadar işte beni anneannem, teyzem büyüttü dese de ara ara bir bakıyorsunuz böyle kapıda elinde bir demet çiçekle gelmiş. Böyle gizli mesajlarını alarak evet, ondan sonra kendimizi sevmeye ve kendi kendimize onur etmeyi öğreneceğiz inşallah. Öyle. bundan daha iyi nasıl olur? Serpil, arkadaşlar saat kaç oldu? Ben saati göremiyorum telefondan. Ben de göremiyorum ve Serpil hocam söyleyebilir misiniz? saat 10:30 olmuş. 10:30 olmuş. 1,5 saat. Bayağı yapmışız. Dilek Savcıgil, Emre sizin makarnalarınızı özel soslarınızdan bahsetmişti. Ellerinize sağlık diyor. Sana söylüyorlar Özlem. Özlem çok başarılı yemek konusunda. Her konuda bundan daha iyi nasıl olur? Sağ olun, sağ olun. Hepinizin güzel gönlü, güzel bakışı, güzel yüreği diyorum ben. Bir de şunu ben ifade etmek isterim yeri gelmişken. Şimdi Anadolu kültüründe çok eşsiz yemekler vardır. Ve bütün bu yemek tarifleri bizim o Türk kadınının yokluk zamanında ortaya çıkardığı sonuçlardır. İşte hani bizler yaratıcıyız Türk kadını olarak. Ben de onlara örnek aldım diyeyim kendime. Ama eminim çok daha iyilerini, çok daha güzellerini yapıyordur buradaki her anne. Aynı senin gibi bütün annelerimiz de yaptığına inanıyorum. Sen bizim annelerimiz, bizler çocuklarımız için yapabileceğimizin en iyisi, bizim yapabileceğimizin en iyisini yapmak için var olduk diye düşünüyorum. O yüzden ebeveyn olduğu isen, anne olduysan, baba olduysan sorumluluklarını aldığında kendini tamamlıyorsun. Yani şimdi ben o konuya girersem çıkamam, bir saatten konuşuyorum. 1,5 saattir konuşuyoruz Emre zaten. o kadar Dilek Savcıgil demiş. Emre o kadar çok gence umut ve ilham oluyor ki teşekkürler. Bugünkü şey de o yüzden Emre'yi aldık. Bu Emre'nin başarısı birçok gencimize bizlere ben dahil, bana dahil, ışık olsun, ilham olsun diye. Örneğin ben
Öğretmen olmayı öğretmenlerimden bugün onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoyu da izleyen öğretmenlerim olacaktır. Şu an burada yoklar ama izleyeceklerdir. Onların varlığına sonsuz şükran. Ben kekemeydim. Onu da es geçeyim. Es geçmeyeyim. Öğretmenlerim benim hayatıma dokundular ve ben onları rol model aldım ve bugünkü bana ulaştım. Rol modeller çok değerli. Emre de bugün ve sen anne olarak rol modelsin. Emre de rol model. Olumlu örneklersiniz bizler için, hepimiz için, ülkemiz ve dünya için. Bundan daha iyi nasıl olur? İyi ki seni tanımışım. İyi ki ben sana Özlem can dost diyorum. Böyle kayıtlı. İyi ki benim can dostumsun. İyi ki seni tanımışım. O güzel yüreğini, güzel insanlığını, canlı cansız bütün varlıklara verdiğin değeri, kendinden başlayarak hepsine verdiğin değer için sonsuz şükran. Emre gibi harika bir insanı yetiştirdiğin için, bütüne katkı olduğun için sonsuz şükran. Serpil, şimdi ben ağlayacağım. Ağlayamıyorum arkadaşım. Teyzesi çok güzel ağlıyor ama ben ağlayamıyorum. Mutluluktan ağlayalım. Gözyaşlarımız mutluluktan olsun. Evet, altta Özlem ben okumamışım, kaçırdın mı? Ne diyeyim? Düğümlendi şimdi Serpil hocam öyle söylediklerinle. Öğretmenlerimiz çok kutsaldır. Evet. Ben şunu söylüyorum. İlk öğretmen annedir. Bizden önce, okuldan önce ilk öğretmen annedir. Özlem, sen o okul öncesini yücelttin. Lütfen kendini de olduğun yerde buradasın. Tepemizdesin. Çünkü Oh. benden önce ilk öğretmen anneler ve babalar. Önce anne bir erkeği de anne yetiştirdiği için hep anneler. Annelerin etkisi tartışılır bir konu değil zaten. İlk öğretmenler annelerdir, ebeveynlerdir. Sonra bizlere geliyor. Ve senin buradaki katkına, bütüne olan katkına sonsuz şükran. Emre, inanıyorum ki bu bir başlangıç. Yani şu an geldiği nokta bir başlangıç. Bundan çok çok daha ilerini kendine ve bütüne katkı olacak. Bu arada benim sohbeti dinleyen burada. Görünüyor mu? Amin, amin. Uyuşuyor. Ve sizin de evde bir Paris'iniz var biliyorum. Onları da es geçmeyelim. Örneğin bir evde onların da diğer varlıklar, kedilerimizin, köpeklerimizin, canlar, kuşlar, hayatımıza aldığımız her şey bize katkı. Bizim de onlara katkı olmamız için neler mümkün? Ben bu arada tabii aksis cümleleriyle konuşuyorum. Özlemciğim seni çok seviyorum. Bu akşam olduğun katkıya, bu akşam bu dünya için olduğun katkıya, Emre için olduğun katkıya sonsuz şükran. Emre'nin varlığına, katkısına bu dünyaya sonsuz şükran. Sevgili dostlar, Canlarım sizlere diyerek sonsuz kapatmak istiyorum. 1,5 saat olmuş, hiç bu kadar uzun program yapmamıştım. Normalde 1 saate kesiyorum. Ben de hiç Aklı gitti. sevmem uzun programları. Neşet Baba'nın dediği gibi demiş Bilgen. Anneler insandır, bizler insanoğlu. Harikasın benim oğlum. Vay, Katkına vay. sonsuz şükran. Aradığım cümle buymuş. Teşekkür ediyoruz. 2021 hepimize ve çocuklarımıza mucizeler gelsin. Evet sevgili Amin. dostlar, güzel dileklerinizi, temennilerinizi, sorularınızı alalım ve Soru falan alma artık ya. Şişirdik belki kafalarını olur. insanların Nasıl ya. olacaksa dilek sadece güzel bir sohbet ol. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sabah 6'da idmanı var diyor. Gülen İstanbul. Öğretmenlerimiz çok kutsaldır. Bilgencim teşekkür ediyoruz.
Özlemciğim, senin var mı orada okuyup paylaşmak, söylemek istediğin? Çok bir sürü arkadaşımız güzel dilekler iletmişler. Varlıklarınıza ve bu akşamki programa ve dünyaya kattığınız enerjiye sevgili konuklarımız ve katılımcılarımız sonsuz şükran. Bundan daha iyi nasıl olur? Haftaya konuğum, kurucum, ondan da bahsedeyim. Haftaya konuğum, kurucum olacak. Erdinç. Erdinç de mi? Evet. Teşekkürler Erdinç'cim. Özleştik. Özlemciğim, senin dilek, öneri ve son paylaşmak istediklerini alayım konuklarımızla beraber. Bütün kadınlara diyorum ki sadece ve sadece kendiniz için yaşayın. Kendiniz için yaşadığınızda zaten herkes için yaşamış oluyorsunuz. Ve 2021 herkese ama en çok kadınlara, ondan sonra da herkese güzellik, mutluluk, huzur, neşe, sağlık getirsin diyorum efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi Biz de ben seni çok çıkıyorum. Bir buçuk seviyoruz. saat yoruldum. Biz de seni çok seviyoruz. Katkına sonsuz şükran. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım ve Emre'yi tanımışım. Varlığınıza anne ol. Sonsuz şükran bu dünya adına söylüyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gülen, Görüşmek görüşürüz. İyi üzere. akşamlar. Evet sevgili dostlar. Bu geceki yayınımızın da sonuna geldik, tamamladık. Sizlerin varlığına, katkısına sonsuz şükran duyuyorum. 7'den 70'e farklı konu ve konuklarıyla beraber olacağız. Haftaya da şu an müdürlüğünü yaptığım kurumun sahibi Berin Hanım'la beraber olacağız. Berin Hanım o kurumun aşçısıydı ve girişimci ruhuyla kurumun yöneticisi, idarecisi oldu. Birçok çocuğa ve aileye katkı sağlıyor. Onun hikayesine ilham veren hikayesiyle beraber olacağız. Haftaya da takipte kalınız diyorum. Hepinize sonsuz şükranlar duyuyorum. 2021 yılı dünden ve bugünden daha güzel olsun. Bunun için neler mümkün? Kolaylık, neşe ve ihtişamla kalınız. Güzel hocam, öpüyorum. Sıla, Vehsel, Kireççi, Serpilciğim. Çok teşekkür ediyorum hepinize, katılan tüm güzel dostlarıma. İyi ki varsınız. Diğer Akses anekdotlar da devam ediyor. Sabah kuşağına da yeni başladım. Sabah kuşağında da herkes soruda kalmak ne yaratırdı? Canlı yayınların talebi oldu. Orada da bakalım akışta neler yaratacağız hep beraber. 7'den 70'e var. YouTube kanalında yayınlayacağım bu videoyu. Tekrar izlemek isteyen ya da dostlarınızı izletmek istiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Takip ederseniz her zaman programları katkı alabilirsiniz, katkı olabilirsiniz. Evet, hepinize sonsuz sevgiler. Kolaylık, neşe ve ihtişam hayatın tümüyle sizlere gelsin. Sizleri seviyorum. Öptüm. Görüşmek üzere.